E-ticaret şirketi kurmak istiyorsun ve ne yapacağını bilmiyor musun, nereden başlayacağını, hangi mali müşavirle çalışman gerektiğini, vergi levhanı alman için neler yapman gerektiğini bilmiyor musun? İşte tam bu videoyu senin için yapıyorum, bu videoyu senin için hazırlıyorum. Çünkü bu videoda bir e-ticaret şirketi olmak için, bir e-ticaret sitesine sahip olmak için, pazar yerlerinde satış yapabilmek için nelere ihtiyacın var, neler yapmalısın, neler yapmamalısın, sana bunları anlatıyorum. Seni daha fazla oyalamadan hemen videoya doğru alıyorum. Kıymetli izleyenler, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda dijital pazarlama süreçlerini, girişimcilik süreçlerini, e-ticareti, mikro ihracatı konuşuyoruz. Bugünkü konumsa aslında e-ticarete girmek isteyen birçok girişimcinin kafasında soru işaretleri oluşturan hangi şirketi kurmalıyım, hangi şirketi nasıl kurarım, COSGAP'ten nasıl destek alırım, vergi muafiyetinden nasıl faydalanırım vesaire vesaire gibi konular arkadaşlar. Bugün sizlere toparlayarak bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Çünkü birkaç defa ben buna benzer evden şahıs şirketi nasıl kurulur vesaire gibi videolar çektim. Aslında orada daha çok direkt şirket kuruluşlarından, şahıs şirketi nasıl kurulur, nasıl kurmalısınız gibi konulardan bahsediyordum. Burada daha çok neye ihtiyacın var, nasıl yaparsın, bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bir fikrin varsa ve bir şeyler üretiyorsan ve artık bunları gün yüzüne çıkarmak istiyorsan benim sana tavsiyem şu olur. Öncelikle bu ürettiğin ürünleri, diyelim ki evde el işi örgüler yapıyorsun. Öncelikle bunları satabileceğini düşündüğün mahallendeki ya da yaşadığın yerdeki esnaflarla ya da buralara yakın esnaflarla paylaşman, buralara satmaya çalışman, buralara götürmen ve bu sektörde bu ürünler üzerinde tecrübeleri olan insanların fikirlerini alman, onlara satmaya çalışman. Bu şekilde hiç daha şirket kurmadan, hiç vergi yükünün altına girmeden bu şekilde ürünlerinde piyasa araştırması, piyasa yoklaması yapabilirsin. Çünkü arkadaşlar, bizim ülkemizde şirket kurmak, vergi mükellefi olmak, yani evlat edinmek gibi bir şeydir ya. O senin artık evladındır, o senin artık bir masraf kalemindir. Hiçbir şey yapmasan bile her ay damga vergisini, 3 ayda bir stopaj vergisini, geçici vergiyi, gelir vergisi vesaire neyse artık bunları ödemek durumundasın. Muhasebe aidatını ödemek durumundasın. Hiçbir satış yapmasan bile damga vergin olur. Her ay muhasebe giderin olur. Muhasebeci giderin olur. Ortalama 500 liradır şu an Türkiye'de muhasebeci aidatları. Yaklaşık 80-90 lira arasında da damga vergisi. Hiçbir şey yapmasan bile her ay kafadan 600-700 lira gider. Bu da senin için bir evlat edinmek gibi bir şey. Durduk yere kendine masraf çıkarırsın. O yüzden önce ürünlerini yoklamalısın. Önce ürünlerini sorgulamalısın. Piyasada gerçekten bu ürünlere talep var mı? Ya da ürünlerimi görenler ne yorum yapıyorlar? Bana ne gibi tepkiler geliyor? Öncelikle bunları almalısın. Sonra bir süre satış yapmalısın. Birkaç yere satış yaptıktan sonra, belli bir gelir seviyesine ulaştıktan sonra ya da internette çok satacağını düşündüğün ürünlerin varsa elinde, internette talebi olan ürünlerin üretimini yapıyorsan, bak al sat demiyorum, al sat sonraki aşama, onlar başka şeyler. Ben şu an bir marka kurmaktan biraz da bahsediyorum aslında size. Eğer üretim yapıyorsan ve bu ürünlerin Trendyol'da, N11'de, hepsi burada da çok satacağını düşünüyorsan artık şahıs şirketi veya limited şirketi kurma zamanının gelmiş demektir. Şimdi ben sana burada şahıs şirketi kurmak, limited şirketi kurmaktan bahsetmeyeceğim. Ben bu videonun altına bir link bırakacağım. Orada tüm bilgileri zaten bulacaksınız arkadaşlar. Şimdi şahıs şirketi kurduğunuzda diyelim ki benim adım Hacı Mehmet Kaya. Benim şahıs şirketim var diyelim. Her yerde şirket adım Hacı Mehmet Kaya olarak görünmek zorunda. Ben fatura kestiğim zaman benim ismim orada görünmek zorunda arkadaşlar. Yani TC'm de görünüyor bu arada. TC'm şahıs şirketi kurduğunda şu an ülkemizde vergi numarası olarak kayıtlara geçmiş oluyor. TC numaram ve ismim mutlaka her yerde görünüyor arkadaşlar. Aslında ülkemizde şöyle bir algı var. Özellikle internetten iş yapıyorsanız direkt şahıs adını gönderdiğinizde daha böyle hani bu adam yeni, bu adam dolandırıcı mı, ya bu adam işi yapar mı falan gibi bir muamele olmuş oluyor. Ama limited şirketi kurduğunuzda bu daha güvenilir bir şirket konumunda olmuş oluyor. Ya aslında ikisi de aynı şey. Çok büyük bir fark yok. Bir tanesi tüzel kişilik. Gelir vergisi dilimleri vesaire farklı. Şahıs şirketinde faturaların arttıkça ödediğin gelir vergisi oranın yükseliyor. Limited'de sabit kalıyor. İşte ya, yıllık %22, %25. İşte şahıs şirketinde atıyorum, afaki konuşuyorum şu an rakamları hatırlamıyorum. 100 bin liraya kadar %20,
200 bin liradan sonra %30, işte 300 bin liradan sonra %40 gibi bir vergi dilimleri var arkadaşlar. Gelir vergisi dilimleri var. Buralarda da kaybın olmuş oluyor. Ben bugün sıfırdan bir marka yaratıyor olsam ve gerçekten bu işi ciddi bir şekilde yapıyor olsam arkadaşlar, ciddi bir şekilde satış yapıyor olsam ve ben artık bugün Trendyol olan satış yaparım, yarın hepsi oradan yaparım ama ben bir şekilde bu işi götüreceğim diyorsam eğer, kendimi denemek için girmiyorsam, ben bu işe baş koydum, bu işi başaracağım diyorsam mutlaka limited şirketi kurarım. Çünkü limited şirketinin markalaşması, orada bir tüzel kişilik oluşturmanız vesaire çok daha hızlı oluyor arkadaşlar. O yüzden eğer hani evden bir şeylere denemek değil de ciddi anlamda bu işi yapıyorsanız mutlaka limited şirketi kurmanızda çok büyük fayda var. Satış şirketin kuruluşu çok kolay. Yani giriyorsunuz mali müşavirinizle beraber e-devlet üzerinden bir taraf oluşturuyorsunuz. Vergi memurunuz geliyor, kontrol ediyor, yoklama alıyor. Sonra şirketinizi kurmuş oluyorsunuz. Bu kadar basit. Limited şirket de çok basit aslında. Yine mali müşavirinizle beraber işlemleri yapıyorsunuz. Bulunduğunuz ildeki ticaret odasına kaydoluyorsunuz arkadaşlar. Noterden çıkaracağınız bir iki evrak var. Bununla beraber 2-3 gün içerisinde de yine limited şirketini de kurmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Çok basit yani ikisi. Artık ülkemizde şirket kurmak problem değil. Şirket kurmak çok zor bir şey değil arkadaşlar. Anonim şirket de çok kolay ama anonim şirketlere girmeyeceğim. Oralar daha büyük işler. Hani oralar için şu an benim videomu izleyenlerin çok anonim şirketine ihtiyacı yoktu. Anonim şirketinin en büyük artısı çoklu ortak olunabiliyor arkadaşlar. Yani yarın bir gün şirketinize ortaklar almaya kalktınız. Yanlış hatırlamıyorsam 5000 taneye kadar ortak alabiliyordunuz galiba. Siz yine araştırırsanız doğru olmayabilir. Yani 500 de olabilir, 5000 de olabilir. Ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Eğer doğru bilen varsa da mutlaka videonun altında belirtsin. Yani oralar biraz daha farklı şeyler, farklı amaçlara hitap ediyor. Ama siz limited şirketiyle başlamanız, eğer bu işi gerçekten yapacağım diyorsanız benim tavsiyem olur arkadaşlar. Bu arada 29 yaşınızın altındaysanız ülkemizde belli başlı vergi muafiyetleri var arkadaşlar. Bunlardan faydalanabiliyorsunuz. 75.000 TL'ye kadar vergi muafiyeti var. Ben vergi muafiyetiyle ilgili konunun da linkini hemen buraya bırakıyorum. Detaylar orada arkadaşlar. Linki de aşağıya bırakıyorum. Yine videonun açıklamasından o videoyu da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca burada 29 yaşınızın altındaysanız genç girişimci olarak sayılıyorsunuz ve 1 yıl boyunca bağkurunuzu da devlet ödüyor. Bu da ortalama 1500 TL'nin cebinize kalması demek 1 yıl boyunca. Bunun için de ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şirketiniz kurulduktan sonra vergi dairenizden genç girişimci belgenizi alıyorsunuz. Doğru bulunduğunuz bölgedeki sosyal sigortalar müdürlüğüne gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki masaya vuruyorsunuz kağıdı. Ben genç girişimciyim. Ben 1 yıl boyunca bağkurumu ödemek istemiyorum diyor. Tabii böyle demeyin arkadaşlar. Genç girişimci belgenizi götürün. Derdinizi anlatın arkadaşlar. Oradaki zaten hanımefendiler, beyefendiler yardımcı oluyorlar. Bu şekilde Bağkur'dan da 1 yıl boyunca muaf olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki COSGAP'i açmak istiyorsunuz. COSGAP desteğiyle açmak istiyorsunuz. Şunu asla unutmayın arkadaşlar. COSGAP'in eğitimleri ücretsiz. Giriyorsunuz e-devletinize. Oradan COSGAP geleneksel girişimci desteği, geleneksel girişimci eğitimleri videosunu izliyorsunuz. Oradaki eğitimleri bitiriyorsunuz. Ondan sonra sizi bu eğitimlerle beraber belgenizi alıyorsunuz arkadaşlar. Eğer üretim yapıyorsanız ileri düzey girişimci eğitimlerini de izliyorsunuz. Bunun da belgesini alıyorsunuz arkadaşlar. Sonra şirketinizi kuruyorsunuz. Tabi bu arada şirketinizi kurduktan sonra da COSGAP'in sistemine girerek e-devletiniz üzerinden COSGAP kaydınızı yapıyorsunuz. Burada şöyle bir detay var. Şahıs şirketi, eğer COSGAP'te şirket kuracaksanız, şahıs şirketi de olsanız zaten limitedde AŞ'de zorunlusunuz. Ama şahısta zorunlu değilsiniz arkadaşlar. Esnaf veya ticaret odasına kaydolmaya. Ama COSGAP'te kuruyorsanız şirketinizi, mutlaka bulunduğunuz bölgedeki ilgili, sektörünüzle ilgili, alanınızla ilgili ticaret odasına kaydolmak, esnaf odasına kaydolmak zorundasınız arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. COSGAP sizden esnaf odası kaydı istiyor. Bu da ortalama şu an 1000 lira civarında arkadaşlar. Yani şunu anlatmamda fayda var aslında. Şahıs şirketi kuruyorsanız cebinizden çıkacak para imza beyannamesiyle vesaire beraber ilk başta ortalama 300-400 lira, belki o kadar yok bile arkadaşlar, ama siz 500 lira deyin buna. 500 lira diyebiliriz gerçekten, evet öyle. Yani bütün işlemlerin sürmesi vesaire 500 lira harcarsınız arkadaşlar. Bunun yanında limited şirketi kurmak istiyorsanız da ortalama 3-4 bin lira harcarsınız arkadaşlar. İşte oda kayıt belgesiydi, noter giderleriydi vesaire vesaire derken bu para gider arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Bankalarda hesap açmak vesaire de ücretsiz. Bu arada Trendyol'da, hepsi burada da, N11'de, Amazon'da,
tüm pazar yerlerinde ve kendi e-ticaret sitenizde ister limited olarak, ister AŞ olarak, ister şahıs firması olarak satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu çok kolay bir şey zaten. Tüm belgelerinizi tamamladıktan sonra başvuruyorsunuz, sözleşmeleri yapıyorsunuz, kaşenizi vuruyorsunuz, gönderiyorsunuz. Mağazanız açılmış oluyor arkadaşlar. Burada önemli olan piyasa şartlarına uygun, günün talebine uygun, müşterinin isteğine uygun ürünü pazar yerlerinde sunabiliyor olmanız ve pazar yeri süreçlerinizi çok iyi bir şekilde yönetebiliyor olmanız arkadaşlar. Hemen araya küçük bir reklam gireyim. Biz CoinFix 360 uygulamasıyla beraber tüm pazar yerlerinizi tek nokta üzerinden yönetmenize izin veriyoruz. Tüm pazar yerlerinizdeki kar marjlarınızı, pazar yerlerindeki ürünlerinizi tek nokta üzerinden yönetiyorsunuz. Aynı zamanda bu sizin web siteniz oluyor. E-ticaret sitenizi de açmış oluyorsunuz arkadaşlar. Tüm süreçleri tek nokta üzerinden yönetiyorsunuz ve asla başka bir entegrasyona, asla aracı bir kuruma, e-ticaret entegratör firmasına vesaire ihtiyacınız yok. Tüm e-fatura süreçleriniz, ondan sonra pazar yeri süreçleriniz, internet satışlarınız, kredi kartıyla yaptığınız tahsilatlarınız, kendi web sitesi satışlarınızın tamamı CoinFix 360 yazılımı üzerinden yapıyoruz arkadaşlar. Biz bunu asla unutmayın. CoinFix 360 ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz de ben yine ilgili sayfamızın linkini aşağı bırakıyorum. Oradan da CoinFix 360 ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. CoinFix 360'ı ticari hayatınıza kattığınızda neler size ne katacağını, ne gibi faydaları olacağını buradaki linkten de çok kolay bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. CoinFix 360 linkimizi incelemeyi asla unutmayın arkadaşlar. Bu benim kendi projem. Burada aslında ben sizlerden gelen talep doğrultusunda bir çözüm üretmeye çalıştım arkadaşlarımla beraber. Ve ortaya CoinFix 360 çıktı. Tüm entegrasyon süreçleri, kendi ticaret sitenizin çalıştırılması, yapılması, hazırlanması ve tüm süreçleri içinde barındıran bütünleşik bir uygulama getirdik arkadaşlar size. Eminim çok faydalı olacaktır. Eminim tüm takipçilerim, ihtiyacı olan takipçilerim daha doğrusu bundan faydalandığında çok büyük faydalarını görecektir. Tabii ki fiyatları da şu an sizin için uygun tutuyoruz. Detaylar için ben çok uzatmayayım. Videonun altındaki linke bakabilirsiniz arkadaşlar. Bununla birlikte ben şahıs şirketi kuracağım ya da limite şirketi kuracağım. Ama mali müşavir tanımıyorum, ne yapacağımı bilmiyorum diyorsanız da yine ben bu videonun altına link bırakıyorum. Orada da bizim kuruluş, şirket kuruluş hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. İlgili yetkilimizi aradığınızda size yardımcı olacak arkadaşlar. Boran Bey var, Boran Bey ilgileniyor bu konuyla. Aradığınızda size yardımcı olacak, ne yapmanız gerektiğini anlatacak. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, arayıp bu hizmeti alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Şimdi videoyu toparlayacak olursak, reklamımızı da yaptık tabii ki. Tabii ki reklam yapacağız. Yani biz de sonuçta bana hani kendi reklamını yapıyorsun diye kızmayın. Biz de sonuçta para kazanıyoruz. Biz de sonuçta hani bu koltuğa oturabilmek için, size bu videoları çekebilmek için, bu videoyu çekecek ışığı donanımı almak için, bu videoyu montaj edecek bilgisayarı edinebilmek için bir şekilde kazanmak zorundayız yani bu hizmetlerden. Biz de buradan para kazanıyoruz. Yani siz nasıl ürün satarak para kazanıyorsanız biz de buralardan para kazanıyoruz. O yüzden yaptığım bu reklama vesaire tanıtımı yadırgamamanızı bekliyorum arkadaşlar. İhtiyacı olanlara biz bu hizmeti veriyoruz zaten. Bunun dışında şirketinizi kurduktan sonra ne gibi sorumluluklar alıyorsunuz? Bunu da söyleyerek videoyu kapatalım arkadaşlar. Şirketinizi kurduktan sonra aslında devlete karşı bir vergi sorumluluğunuz var arkadaşlar. Burada gelir vergisi var. Ortalama %20 gibi, %22 gibi hatta gelir vergisi ödüyorsunuz arkadaşlar. %18 her faturada KDV ödüyorsunuz. Yani şöyle düşünün. 100 liralık fatura kestiniz. Bunun %18'ini gelir vergisi olarak düşünebilirsiniz. Sonra yıl bazında arkadaşlar tüm gelir ve giderlerimiz ortaya çıktıktan sonra giderleriniz gelirlerinizden çıkıldıktan sonra kalan para üzerinden vergilendirirsiniz arkadaşlar. Gelir vergisi ödersiniz. Bunu da asla unutmayın. Dolayısıyla şirket kurmak size bir vergi mükellefiyeti getirir arkadaşlar. Zaten adına ne diyoruz? Vergi mükellefi diyoruz. Yani bu adam vergi yükü var. Bu adamın sırtında vergi yükü var. Bu adam vergi ödüyor. Bu adamın sırtında küfe var diyoruz. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Yani şirket kurmak çok basittir. Ancak burayı yürütebilmek, burayı sürdürebilmek, buradaki masrafları karşılayabilmek sizi bazen yorabilir arkadaşlar. Tabii ki iş yapıyorsanız, yani düzenli bir geliriniz varsa, artık işiniz oturduysa bunların hiçbir önemi yok arkadaşlar. Bunlar bir şekilde ödeniyor, gidiyor ama ilk başladıysanız ilk başlarda sizi bunlar yorabilir arkadaşlar. Buralarda evden iş yapanlar belki esnaf vergi muafiyet belgesiyle vesaire, onun da videosunu hemen alta bırakıyorum. Orada da esnaf vergi muafiyet belgesi nasıl alınırla alakalı çok güzel bir videom var. Onu da oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Esnaf vergi muafiyet belgesiyle belki bir süre ticaret yapabilirsiniz.
Ama bunun için de tabii ki şartlar var. Bunları da o videoda öğrenin. Ben bugün çok konuştum. Bu videoda çok konuştuğumu hissediyorum. O yüzden videoyu hemen sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Konuyla alakalı detaylı bilgi için mutlaka videonun altına yorum bırakın arkadaşlar. Bana mail atabilirsiniz ya da videonun altına bıraktığım linkteki telefon numarasından yetkili arkadaşımızı arayarak tüm bilgileri alabilirsiniz. Hepinize ticari hayatınızda bol bereketli günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Eğer bir e-ticaret size ihtiyacınız varsa, eğer bir pazar yeri entegrasyonu arıyorsanız ya da e-ticaret danışmanlığı alanında çözüm arıyorsanız bana ulaşmaktan da çekinmeyin arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.